Kıymetli Çay TV izleyicilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Efendim, yine bir cuma gününde, cuma saati programında sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 4 yıldan beri aynı saatte, aynı yerde, aynı programda Rize Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu bu programda siz seyircilerimizle birlikte dini anlatmaya, anlatmaktan da öte anlamaya ve yaşamaya çalışıyoruz. Rabbim tesirini ilk önce nefsimize, daha sonra da muhatabımıza halk eylesin. Efendim, bugün de sizlerin de malumu, bir aydan beri ara vermiştik bu programa. Bir ay sonrasında yeni bir programda sizlerle yeni bir konuyu işlemeye çalışacağız. Tabii ki toplum olarak adrenalin yüksek günler geçirdik. Millet olarak destan yazdık. Hainlere karşı yek vücut tek yürek olduk, kenetlendik, birlik ve beraberliğimizi bütün dünyaya millet olmanın en güzel şiarı olan birlik ve beraberlik simgesini, fotoğraf karesini onlara gösterdik. Evet, bu aziz millet, bu necip millet kesinlikle bir iki çapulcuya bu vatanı bırakacak kadar bu vatanın ucuz kazanılmadığını hem hainlere hem de onların ağa babalarına en güzel şekilde destan yazarak gösterdi. Şimdi bu konuda iman varsa imkan vardır müvacihesinden, biz de iman ve istikamet üzere olmak konusunu muhterem hocamızla birlikte işlemeye çalışacağız. Evet muhterem hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, konuğumuz kimdi? Rize İl Müftüsü muhterem İsmail Yalçın hocamız. Hocam, iman varsa imkan vardır dedik. Ne kadar mükemmel bir bahtiyarlık iman sahibi olmak. İman sahibi olduğumuz zaman imanın gereksinimini yerine getiriyoruz. İman sahibi olduğumuz zaman bazen coşuyor böyle ameller. İşte destan bunun, iman sahibi olan insanların yazmış olduğu bir şey oldu. Onun için iman nedir? İman ve insan kimdir? Bununla başlayalım. Öncelikle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tabii ki son günlerde yaşamış olduğumuz olaylar bizi bir yerlere götürüyor. Tabii ki ben en önce onu anlatayım, ifade edeyim. Bizim tarihimiz hep güzel insanların mücadelesiyle dolup taşmaktadır. Mesela son günlerde olan ve bir grubun sadece tekelindeymiş gibi gösterilen büyük bir mücahit Bediüzzaman Hazretleri. Bunun söylemiş olduğu söylemlerin bir kısmını alıp bir kısmını söylememek, bu ona ihanettir aynı zamanda Bediüzzaman Hazretleri'ne. Bediüzzaman Hazretleri iman hem nurdur hem kuvvettir diyor. İmanı elde eden adam kainata meydan okur. Eyvallah. Onun için iman meselesi böyledir. Yoksa iman ettim, ondan sonra imandan sonra gelen Allah'ın hukuku var. Bizim kitabımız, Kur'an'ımız hem imandan bahseder hem de Allah'ın kurallarından bahseder, düsturlardan bahseder. Bize ifade eder. Hükmi ayetler diyoruz biz. Hükmi ayetleri kimsenin değiştirme yetkisi yoktur. Yok şu cemaatmiş, yok bu insanmış, yok bu alimmiş, yok bu ilim adamıymış. Onun üzerinde mütalaa yap, yorum yapmaya hakkı yoktur. Hükmi ayet hükümdür onun üzerinde. Ama onun uygulama şekillerinde alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri doğrultusunda bu işi ne yapar? Açıklarlar. Bilmeyen, bilemeyecek durumda olan, bu bilgiye sahip olmayanlar öğrenirler. Evet. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben diyor sizi iki emanet bırakıyorum. Birisi Kur'an, Kitab-ı Allah ve sünnete Resulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bunu söylerken, ifade ederken bakıyorsunuz, birileri ve bazı kişiler işte kendi sevdikleri insanları öne çekerek hep ondan, yani Kur'an'dan sonra onu ifade ediyorlar. İşte şöyle söyledi Efendi Hazretleri, şöyle söyledi muhterem hocamız falan. Yani burada yanlışlık orada başlıyor. Onun için biz, Cenab-ı Mevla bizi iman, ondan sonra da Allah'ın ayetlerinin hükmü, uygulama ve safhası. Bizim için önemli olan odur. Çünkü aranızda münakaşa yaptığınızda Cenab-ı Allah فَاِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْنْ فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ herhalde. Ayet evet, değil mi böyle? Tabii. Ayet-i kerime böyle. Evet. Yani ayet-i kerime diyor ki Cenab-ı Allah aranızda meselelerin içine çıkamadığınız zaman, münakaşa, münazara ettiğinizde bu şeyi kendi mantıki ölçülerinizle değil, kendi yaşayışınıza göre değil. Ondan sonra bu asırda işte üniversite çocuklarımız giremiyor, başınızı açın. Veyahut da elbiseniz işte partisyonunuzu çıkarın. Veyahut da şu ölçüler içerisinde. Buradaki o üniversiteler mi tayin ediyor Allah'ın hükmünü? Veyahut da o oraları gitmek için birileri mi tayin ediyor bu giyim kuşamı? Allah söylemiş. Cenab-ı Mevla baştan değil mi? Evet. Şimdi Cenab-ı Allah burada ayetini belirlemiş, ölçü. Baştan aşağı salın diyor. Bunu giyeceksiniz diyor. Sen bunun üzerinden işte üniversite girmesi için şu şekilde yaparsın. Okulda okuması için bu şekilde yaparsın. Ve bu şekilde insanları eğer bir yöre sevk edersen Allah korusun, insan o kazandığımız iman meselesi. Biliyorsunuz Abdullah İbni Ubey İbni Selul de önce iman etmişti. Evet. Ama tabii sonradan yaptığı şeyler ortaya çıktı. Bundan dolayı halen Abdullah İbni Ubey İbni Selul aynı Hazreç kabilesinin herhalde reisiydi. Evet. Ers ve Hazreç kabilelerin. Sonradan çatışmaya girdiler. Ers ve Hazreç kabileleri. Ama birisi bir yerde yönetiyor o işi. Perde arkasından yönetiyor. Bundan dolayı biz Rabbimiz ne söylediyse Ahmet, Mehmet'in, Ali, Veli beni ilgilendirmez. Ölçüyü Allah koyar. Ölçü Allah koyar. Allah'ın koyduğu ölçü bana evet. uygun olandır. Evet. Rabbim bugün bize haram kıldığı şeyleri söylüyorsa bizim için uygun değildir o. Eğer bize söyleyip kulum bunu yapacaksın yap derse bizim için en güzel odur. Biz onu yaparız. Bundan dolayı tabii iman meselesi kalbi bir olay. İslam alaniyet ister. İman kalptedir. İslam insanın dış yüzeni yaşayışındadır. Evet. Bundan dolayı biz iç yüzünde iman meselesi mütalaa edilir ama iman ne kadar, ne şekildedir biz bilemiyoruz onu. Onu Rabbimizden başka kimse bilmez. Kalpleri bilen Cenab-ı Allah'tır, Rabbimizdir. Biz onun yaşam tarzından, hayatı uygulayışından anlarız. O zaman ne yapacaksın? Cenab-ı Mevla ne ifade ediyorsa, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim anlayamadığımız Kur'an mesajlarını nasıl anlatıyorsa öylece uygulamaya geçeceksin. Bundan dolayı yani bizlerde hata var tabii ki. Neden? İşte bir kişiye hemen böyle aldığımız zaman onu böyle göklere çıkarcasına başlıyoruz. Sevgi ve muhabbet aşırı derece. Ölçüyü eşhedü ben lillah oluyor. Evet. Yani bu o şekilde olması gerekirken başka şekilde uygulanıyor. Bundan dolayı yani bugün maalesef işte yaşadığımız olaylar Müslümanların, müminlerin kendi hayat tarzlarının İslami ölçülerini Kur'an'a göre yapmadığından dolayı hatalara düşüyorlar, sonradan da pişman oluyorlar. Evet. Çünkü bugünkü insanlık veyahut yapılmak istenen olayların perde arkasını biz tam bilemiyoruz. Ben de bilemiyorum. Ama biz biliyoruz ki dünya Yahudileri her zaman kendilerinin üstün olduklarını George Herz zaten söylemiştir. Ondan sonra böl parçala yut. Tarih böyle seyretmiştir. Evet. Bu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam halen önceden de aynıdır. Yahudiler kendi üstünlerini söylediklerinden dolayı Ers ve Hazreç kabilesi varken daha o zamanlardı birliktelik olmadığı o zamanda ne yapıyorlardı? O insanlar yönetiyordu. Yani Medine'de bile Ers ve Hazreç kabileleri bölüyorlar ondan sonra birbirleri çarpıştırıyorlar. Evet. Yani hala biz bunlardan ibret almamız lazım. O zaman nasıl yapıldıysa Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah ayet sure-i celilesini El-Erkümüttekür suresini ifade ediyor. Evet.
اَلْهَكُمُ التَّكَافِرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ Daha gittiler bilmem, kabirleri bile sayıyorlar. İşte su, yani bu nedir? Bunların arasına sokulmuş olan fitneler bunları darmadağın ediyor. Bu oyun aynen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başlıyor, İslam tebliği. Bakıyorsunuz yine aynı oyunlar. Halen Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın o oyunlar oynanırken, mesela ben hani şimdi bugünlerde çok düşünüyorum, Mescid-i Dırar'da yani oynanan oyunların içerisinde o zaman Yahudiler tarafından, öbür tarafında yine daha başka olaylar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte Medine-i Münevvere, Ravza-i Mudahara'da rahatsız edilişleri. Hep tezgahlar böyle dönmüş, devam ediyor. Bu duracak değil. Tabii ki bugünkü televizyon veyahut basın medyadan okuyoruz, görüyoruz, seyrediyoruz, dinliyoruz. Ama diyorlar ki, ya Amerika'dan bunu beklemezdik veya Yahudi'den bunu beklemezdik veyahut da işte şu ülkeden bunu beklemezdik. Ya kardeşim, Allah kitabını koymuş, Kur'an'ı okusana. Cenab-ı Allah Kur'an'ında ne diyor? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ E bu ölçü değil mi? Ondan sonra Kur'an'da yine bir taneten var, bir taneten. Onlarla sırdaş edilmeyin diyor. لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِ E bak yani, Cenab-ı Allah bu kuralları koymuş, biz hala Ahmet'in, Mehmet'in, Ali'nin, Veli'nin söyledikleriyle kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Evet. Ya bize bir Kur'an verilmiş, Cenab-ı Allah öyle bir Kur'an ki, diyor zaten hani Bediüzzaman adı, elde Kur'an gibi bir bürhan hakikat varken, başka deliller aramaya aklıma zahit gelir diyor. Eyvallah. E Kur'an delil işte bak, bürhanlar yani senin yaşam tarzını tayin ediyor. Bediüzzaman Hazretleri hapisten hapise gitti. Rusya'da gitti, oralardan zulmettiler. Sakallarını bile yoldular attılar. Ama yine ne yaptı? O zulümlere karşı mücadele verdi. Ve bugün onun mücadelesi maalesef bizlere, bizim sahnemize konulmadı. Hep imani yönleri sahneye konuldu. Ve bizi bu şekilde uyuşuk bir millet haline getirmek için her türlü yol denendi. Evet. Bundan dolayı biz, Ahmet'i Mehmet bizi ilgilendirmez. Bizim Kur'an'ımız var. Bizim sünnetimiz var. Bizim alimlerimizin, ulemanın, işte büyük hani fetvalar veren İmam-ı Azam'ımız var. Şafii Hazretleri, Hanbeli, evet. Maliki imamlarımız var. Yani bize de kurallar onlar söylemişler. Kimisi kabul etmeyebilir, edebilir ama biz onlardan çok şey öğreniyoruz. Şimdi muhterem hocam, çok güzel de yani şu anda hain olan terör örgütü din adı altında bu işi işlemeye başladı. Yani Anadolu'daki garip bir insan evladını sağa sola satmasın, geçtiğinde zayi olmasın diye din adı altında bunlara verdi, bunlara teslim etti. Ama bunlar o masum olan, o ailesi de masum olan o evlattan bir terörist meydana getirdiler. Din kisvesi adı altında. Şimdi buradaki ölçüyü bazen, mesela bizler de bazen hatalıyız. Niye? Çünkü bütün kitaplar tek bir kitabı anlamak için okunur. O da Hazreti Kur'an. Bunlar onların eline Hazreti Kur'an'ı vermediler ki öyle buyurdunuz. Sadece kendi kitaplarını okutmak için, kendi ideolojilerine, fikirlerine, düşüncelerine meyyit-i müteharrik dediği Mehmet Akif Ersoy'un o insanları yetiştirmek için o kitabı okuttular. Şimdi hocam burada insanın saplaması için sahih bilgiyi, doğru bilgiyi nasıl analiz edebilmesi lazım, nasıl bulması lazım? Sıkıntı burada başlıyor. İşte şimdi bak, yani bizi hep imani yönlerini gösterdiler. Bu millet imanlı. Evet. İmanlı olmamış olsaydı zaten bugün 15 Kitlesine. Temmuz harekatını karşılık veremezlerdi. O iman onları. Amen. Ama bu imanın yanında, yani mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülyahımlar imanen ile müşerşeyi diyor. Damarlarına işlemiştir onun imanı. Ama imanı zaten var. Bir mücadele var. O iman onu harekete geçiriyor. Harekete geçirdiği zaman esas düsturlara ulaşıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söylerse cihat, savaşa daha yarışarak gidiyorlar. Halen gençler, çocuklar Resulullah onlar kalsın dediği zaman 15-14 yaşındaki yarış yapıyorlar. Kimisi parmaklarının üzerine dikeliyor. İşte beni Resulullah görsün, bak boyumuzun, beni savaşa götürsün. Ondan sonra yine ashab-ı kiramdan iki tanesi çocuk yaşta. İkisi güreşiyorlardı. Hudeyş mesela radıyallahu anh. Bunlar yarışıyor.
Birisi güreş yapmada maharetli, birisi ok atmada. Diyor ki birisi, ben ya Resulallah, ben diyor işte arkadaşımı güreşte yeniyorum. Yeniyor, Resulallah geç diyor. Öbürkü başlıyor üzülmeye. Ya Resulallah, ben de ok atmada onu geçiyordum. O zaman sen de geç diyor. Yarış vardı. Ama bakınız, iman aksiyon kazandırıyor. Amen. Müslüman aksiyoner olacak. Öyle yok, uyuşuk muyuşuk, pasif, yat, bir köşesi çekilip de elhamdülillah demekle o iş olmaz. Elhamdülillah diyorsan aksiyoner olarak söyleyeceksin. Yani Rabbim senden onu görecek. O imanın yüzeye çıkışını, düzeye çıkışını, hareketlerini de görecek. Bugün o iman işte aksiyoner hali çıktı. 15 Temmuz o şehitler öyle. Onlar hedefe gittiler. Şehit olmayı onlar hiç gözlerini kıpmadılar. Gönüllerinden de hiç ben geride kalayım. Yarış haline gittiler. Ben gittim geçen gün Çengelköy'deydim. Orada Çengelköy'de anlatıyorlar. Ben buradaki televizyonda gizlerim. Oradakinin çok azı. Evet. Orada dehşet olaylar olmuş. İnsanlar, halen bir tanesini anlattılar bana. Karı koca boşanmışmışlar o bölgeden. Yani köprüyle şey arasında, Çengelköy arasında, Beylerbeyi. Ayrılmışlar karı koca mahkemede. Bir de çocuklar varmış, kadın tarafında kalmış. Vermişler hani, al kalmış. İkisi birden o anda Cenab-ı Allah denk getirecek işte. Köprüye doğru gidiyorlar. Biz de mücadele edelim, biz de kardeşlerimiz yardımcı olalım diye. Birbirini görüyorlar. Yürüyün diyor evladım. O anda barışma meydana geliyor. Aile bir araya katılıyor. Bak, imanın aksiyoner olması ve neticede bu şekilde güzellikler ortaya çıkıyor. Ve bu insanlar işte o iman sayesinde, ama iman şeyi gerektiriyor. Hareket gerektiriyor. İman yapıyorsan, imanın varsa namaz kılacaksın. İmanın varsa mücadele vereceksin. İmanın varsa Kur'an'ın sahibi olacaksın. İmanın varsa mücadele ruhunu ileriye çıkaracaksın. İmanın varsa komşuluk haklarını hani yerine getireceksin. Evet. Ondan sonra konu komşuyu sevgi ve muhabbetini ishar edeceksin. Bugün apartmanlarda oturanlar öyle birbirine küs. Hani imanım diyor. Müslüman, ben de Müslümanım diyor zaman zaman. Evet. Kardeşim, Müslümansın bak, imanın var da o işi yapacaksın. İman hareketi gerektiriyor. Aksiyon olmanı gerektiriyor. Gerektiği zaman da vatanını, devletini korumayı gerektiriyor. Hani vatan sevgisi nereden gelir? İmandan gelir. Onun için biz bu vatan sevgisini yaparken o imana bağlıyoruz. İnsanlar dedi ki, hiç daha böyle olacağını kimse tahmin edemiyordu. Demek ki bu insanlık imani meseleleri, İslam'ın kurallarını, dini yaşamın nasıl olduğunu idrak etmeye başladığında öyle sadece imanla olan kişiler alt üst edebiliyor. Darmadağın ediyorlar. Bundan dolayı biz bugün Müslümanlar, mümin olarak bugün Suriye'deki olaylar, işte diğer İslam beldelerinde olanlar bu hayatın tezahüründen dolayıdır. Neden? Müslümanların güçlü olmaya başladığında, hareket başladığında karşıdaki hedef hemen hedefini değiştiriyor. Ezici bir şekilde onu öldürme, yok etmeye gayret ediyor. Evet. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da öyle olmuştu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Abdullah ibn-i Ubey ibn-i Selam demedi mi? Ben seni çok seviyorum. Hani hutbe okunurken bile işte, ey cemaat bakınız, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam işte sevgi beslemeniz, onu destek olmanız, onu en güzel, şerefli bir şekilde yaşatmanız gerekir diyen Abdullah ibn-i Ubey ibn-i Selam. Ama savaşa geldiği zaman ne yaptı Uhud'a? Bir grubun, üçte bir az hani o grubu kendisinin yanında olanlar çekiverdi. Evet. Sonra yani işte ortaya çıkıyor bunlar. Evet. Sonra başka yerde de tezahür etti bu. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme dediler, Münafıkun suresini istifade etmişsiniz, orada geçiyor işte, aziz olanlar, zelil olanları evet, ne yapacak? Medine'ye sokmayacak veya çıkaracak, evet, gönderecek. Ama ne oldu? Aziz kimmiş, zelil kimmiş ortaya çıktı. Halen onun üzerine orada çok ilginç bir konu var. Abdullah Übey ibn-i Selun'un oğlu değil mi? Evet. Ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani bu ayet Resulullah'a geldi, ifade ettiği zaman Medine'nin girişine durdu. Herkes geçiyor önünden.
babası geldi İbn-i Selul geçemezsin dedi. Önce Allah'ın Resulü girecek bu şehre. Çünkü ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah onlar öyle istiyorlardı nüzul sebebi ama Cenab-ı Allah ayet-i kerimesini gönderdi. Bildirdi. Ona göre de Abdullah durdu. Geçemezsin. Burada duracaksın. Resulullah geçmedikten sonra giremezsin. Yahu dedi bak dedi evladı, evlat dedi babasına niye afıyor? Ne yuhricennel e'azzu minhel ezel. Bak, şey var ya hocam. Ya sen güzel afısın zaten. Dünya birincisi olmak kolay mı? Estağfurullah. Onun için yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradaki ayetin hükmünü hemen icra ediyor şey. Evet. Abdullah, Müslüman, mümin. Allah onların şefaatine, onların yanında bizlere nasip etsin inşallah. Amin. Ama babası da münafık olarak. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar yaptı. Orduyu parçaladı, Uhud'a götürtmedi. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yani Allah'ın Resulü o kadar güzel insan. Tabii ki onun için zaten herkes, ben her zaman okurum da bir daha söyleyeyim. Oraya geldim dayanamıyorum. وَرَاوَدَ تُلْجِبَالُ شَمَّمِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَاَرَاهَ اَيِّمَا شَمَمْ وَاَكَّدَ سُّهْتَهُ ف۪يهَ ضَرُورَتُهُ اِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْبِيُوا عَلَى الْرُسَمْ Arad atlayalım. Muhammedun seyyidül kevneyn ve tekalen vel ferikeyn min urbin ve min arabin. وَلَا بِيُّلَّذِي تُرْجَى شَفَعَتُهُ لِكُلْ لَوْلِ مِنَ الْاَحْوَالِ مُكْتَحَمْ Yine zannül hamameti ve zannül ankebut ala hayril beriyeti lem tünset ve lem tehum. Resulullah için Miraç'ta şeydeki Sevr mağarasını söylüyor orada. Evet, evet. Yani üzerinde kuşlar uçuyor. Güvercin. Yumurta yapmışlar. Güvercin. Orada şey ağ örmüş örümcek. Karınca. Biz de onun için örümceğe kıyamayız. Ben evde falan kıyamıyorum onu. Öldürmek katken evet. Tutuyorum böyle. Çocuklar falan korkuyor ama ben götürüp onu böyle diyorum. Ya sen şey olma. Sevgi ve muhabbet. Güvercini de öyle seviyoruz. Ben evet. Güvercinler yolda gördüğüm zaman aman arabam bile üzerine sörmüyorum. Neden? Duruyorum geçsin. Yani evet. Rahatsız olmasın. O muhabbet Resulullah sevgisinden. Evet. Onun için onlar bir aracı vasıta Cenab-ı Allah onları vasıta kıldı. Kafirler de göremediler onu. Evet. Ve merhaber orada onu devam ediyor. Evet. Ve merhaber varım. Hayrım emin kerem emin kulü tarfi minel küffara anhu amiye. Böyle onlar oraya örüm. Ya geldi. Yok burada böyle bir şey dediler. Eyvallah. Ama ne diyor onun için şair öyle ifade ediyor. Halbuki örümcek ne havada ne yerde ne göktedir. Örümcek onların hakkı görmeyen kör gözlerindendir. Eyvallah. Halen daha görmeyenler. Görmezler. İşte görmüyorlar. Görmüyorlar. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi, alemler rahmet olarak denilir. Biz tabii onu çok seviyoruz. Onun ashabını seviyoruz. Onunla beraber olan tabi'in, tebe-i tabi'in müminleri seviyoruz. Ve bugün de müminler birbirlerini sevmek mecburiyetinde. Amin. Birlik olmak mecburiyetinde. Onun için böl parçala yut dünya Yahudi Siyonizm bu kurallara oynuyor. Maalesef i̇şte bir dolarlar çıktı. Siyonizmin sembolü. Evet. Yani evet. Bunlar hep biliniyordu. Yıllar önce bizim üstadlarımız da söylemişti onları. Ama şimdi ya ne zaman söylemiş bu? Biz dinlemedik ki onları hep kötüledik. Yerin dibine batırdık. Dedik ya bunlar neden bahsediyor? Yok kadehin altı pişmiş pişmemiş. Böyle milleti hep böyle yaptık. Hatta bu da o oyunun bir parçasıdır ki hocam irtice faaliyeti, irtice hortadı, irtice faaliyeti adı altında maalesef bilinçli olarak birileri bunların kucağına birilerini itti. Bu kainlerin kucağına itti. Evet, belki evet. De ondan dolayı. Evet. Muhterem hocam bizim mükemmel bir kitabımız var. Allah Azze ve Celle Kur'an'ını bize gönderdi. Kur'an'ı bize açıklayan müfessir, mükemmel insan, mükerrem insan, eşsiz insan... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı bize tarif etti. Yani ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, nerede duracağımızı, ne zaman nasıl hareket edeceğimizi en güzel şekilde bize açıkladı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Geçmişe baktığımız zaman geçmişte gerçekten altın bir çağ var. Allah'ın Resulü'nün yaşadığı asr-ı saadet var. Daha sonra 600 sene dünyaya Kur'an'la adaletiyle hükmeden bir Osmanlı var. Ve onun biz milletiyiz, onun torunlarıyız. Yani geçmişe baktığımız zaman her zaman tefrika ile bizleri böldüler, parçaladılar, yuttular. Ama bir araya gelemedik. Yani İttihadi İslam'ı gerçekleştirmek için bir silkinmeye ihtiyaç vardı. Yani Müslümanların akıllarını kiraya vermeyip
aklıyla hareket edip şuurlu, vicdanlı bir şekilde hareket etmeye ihtiyacı var. Bunun için hocam, belki şu bir milat olamaz mı 15 Temmuz? Müslümanların silkinmesine, dünyaya adaleti getirmeleri için. Ne diyebiliriz bununla ilgili? Tabii beşer nisyan ile malumdur. Hele biz Müslümanlar geçmişimizi, geçmişte olan olayları, bir de Kur'an'ımızın mesajlarını çabuk geriye bırakıyoruz. İleriye bakıyoruz ama geridekini alıp da o aynada kullanmıyoruz. Bunun için tarih böyle seyrediyor. Esasında hiç ona gerek yok. Hiç ona gerek yok. Yani ne gerek yok dediğim, yani o tarihi bakmaya gerek yok. Kur'an'ımız var bizim. Demekten ayet okuduk. Evet, evet. Yani bugün bizim hep bütün çektiğimiz sıkıntılar kendi kimliğimizi unuttuğumuzdan dolayı. Unuttuk. Unuttuğumuz zaman da birileri bize hani şöyledir. Burada siz karayı birazcık boşaltırsanız oraya ne doldurur? Deniz. Tabii, deniz doldurur. Tabii. Siz denizi doldurursanız, hani doldurmak ister taşla sopa, doldurduğunuz zaman deniz ileri kayar. Şimdi bir yer boşaltıyoruz, boş bırakıyoruz. Birileri oraya dolduruyor. Onun için biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Mesela ben hani önce getirdiniz oraya hani dayandı biraz. Evet. Dedik ki ya bu millet hani şarkıyla, türküyle hayatını geçiriyor. Hiç olmasın bu yaylalarımız Kur'an'la şenlensin programını başlıyor. O soruyu soracaktım, evet hocam. Zaten ben Allah biraz öyleyim. Hani, evet. Şimdi Kur'an'la şenleniyor. Biz bazılarda söylüyoruz. Diyoruz cemaat işte günah işlemeyin, işte şunu yapmayın, işte şu eğlenceyi yapmayın. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Cemaat söylemek kolay. O bir de bizim ağzımızı kürsüye çıktığı zaman sus diyen de yok. Hele bir de Rize gibi, Karadeniz gibi oldu mu kimse hep dinliyor. Bir yerlerde yine bağırırlar karşından da buralarda böyle bir şey yok. Allah razı olsun hepsinden. Diyor şimdi orada yerini doldurmadıktan sonra, bir eylem yerini doldurmadıktan sonra o boştur. Benim anlayışım odur. Onun için dedik ki bunları biz sona erdirmek istiyoruz. Bu millet bak ne güzel 15 Temmuz'da da ortaya çıktı. İnsanlar inançlı, imanlı, imanıyla, yaşayışıyla, o verilmiş olan ruhla, اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bak, iman, sonra başlıyor hicret, هَجَرُوا cihat. Cihat. Allah bunları ne yapıyor? Kuralları. Yani hicret değil, şimdi hicret yok ama fakat fikirde hicret var. Evet. Aksiyonda hicret var. O imanı harekete geçirmede hicret var. Mesela وَمَنْ يَحْرُشْ مِنْ بَيْتِي مُهَجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَى اَجْرُهُ عَلَمْتُ Ayet söylüyor. Ben buradan çıkıp da Cenab-ı Allah böyle kuraldı koymuş. Çok güzel bir şey. Evinizden diyor çıktığınız zaman dua ile zikirle çıkarsanız, işinize gittiniz, işinizi yapıyorsunuz, o anda öldünüz. İşte bir hicret sevabı. Onun mükafatını diyor ben veririm diyor Cenab-ı Allah. Hali bize de bırakmıyor. Yani namazda 30, 40, 27 falan var. Ama orada iş yok. Evet. Diyor mükafatını ben veririm diyor. Onun için biz bu halleri bırakınca birileri buraları doldurdu kültür olarak. Evet. Mesela ben her zaman söylüyorum. Ben Emin Oktay'ın tarihini okudum. Onunla büyüdük biz o zamanlar okulumuzda. Emin Oktay'ın ne olduğunu herkes biliyor. Yani bizim kültürümüzün yerine bir kültürler hani enjekte edildi. Onun için biz yaptığımız, yapacağımız şeyleri çok iyi düşünmek mecburiyetindeyiz. Onun için biz de bu kötülükler veya bu insanlarımız günah işledikleri şeylerde onları diyoruz ki, kardeşim bak bu Allah'ın istemediği, Resulullah'ın hoşnut olmadığı bir şey. Çünkü men teşebbe bir kavmin tövbe bilmiyorum. Kim bir kavme benzerse, kim bir kavme gibi yaşarsa, bir kavme uyarsa, onun yaşayışı gibi, onun yürüyüşü gibi, onun giyinişi gibi giyerse, onlardandır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman biz Müslümanız. İmanın gereği ne oluyor? Bunları biz bir şekilde İslam'ın kuralları içerisinde mütalaa etmek mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı biz de kardeşlerimizi, mesela bizim şu ana kadar yaptığımız, yapacağımız yerlerde herkes kaldırdı. Sadece bir yer var, onları da bilemiyoruz, onlar da bizimle görüşecekler. Ama onlar da bize bütün imkanlarını verdiler, onlara da teşekkür ediyoruz. Onlara hani
takdir ediyoruz. Bütün imkanlarını verdiler. Platformu kurdular, kanallarını koydular, yayınlarını koydular. Hep biz konuştuk yine. Yani mesajımızı. Orada da onu yine söyledik. Yani biz bu dağları, bu Allah'ın yarattığı bu güzel mescidi, bizim müminlerin mescidi biliyorsunuz yeryüzü. Mescidin adam kirletir mi? Mescidinde dans eder mi? Mescidinde fuhuş olur mu? Mescidinde günah yapar mı insan? Mescidinde bir kötülük yapar mı? Bir mescidin biz camileri zannediyoruz. Camimiz bizim için öyle kabul edilmiş çünkü orada ibadetimizi yapın diye. Küf feyyekum ve akimus salam ayet-i kerime. Evet. Ne diyor orada? Namazınızı kılın gidin. O cihattan veya mücadelenin elinizi çekin değil mi? Evet. Küf, kef el demek değil mi? Evet. Şimdi buradan söyleniyor. Yani siz o aksiyonel hareketi bırakın. Gidin namazınızı kılın camide. Kılın namazınızı gidin evinize. Yani beşinizi yapın. Birilerinde öyle diyor. Al beşi. Yani kıl beşi. Evet. Al beşini. Nasıl işte bir şey söyleyeyim maaşını. Yani bu anlayıştı. Ama biz öyle değil. Evet. Rabbim bizi görev vermiş. Bize Ahmet Mehmet vermedi o görevi. Kur'an'ı Rabbim gönderdi. Rabbimin ölçüsü neyse Kur'an'ı ölçüler ben onu yapmak mecburiyetindeyim. Bunun için biz tabii ki bu anlayışla bu iş hareket ediyoruz. Ve bugün elhamdülillah Rabbimize şükürler olsun. Bütün kardeşlerimiz destekliyorlar. Halen yarın da Handüz'ünde değil mi? Sizin evet. Yani Güneysu müftüsü olduğunuz için söylüyorum. Evet. Sizin diyorum. Güneysu'nun köyünde yani Handüz'ün, yaylasında. Handüz'ün yaylasında. Evet. Saat 1'de. 1'de. Bir de pazar günde Anzer'de yine bir de İkizleri Anzer yaylasında başlıyor. Ben tam bilemiyormuşum. Onun için biz bunları bu şekilde yapıyoruz. Ve bütün halkımızda teveccüh ettiler. Allah razı olsun onlardan. Muhtarlarımızdan, belediye başkanlarımızdan, halkımızdan teveccüh ettiler. İnşallah o bir tanesi kalıyor. Onlar bizden ayrı gün yapıyor. Onlar da inşallah duyduğuma göre biraz düşmüş artık seyirciler de. Onun için hani gelir misafirler. İnşallah onlar da bizi topyekun katılacaklar. Ve bundan sonra miat oluşacak. Yayla Kur'an şenlikleri. Biz ona şehitler de katacağız inşallah. Şehitler bizim canımız, her şeyimiz. Evet. Çünkü o şehit o vatanı için öldü. Ben o vatanda yaşıyorum. Benim onlara borcum ne? Evet. Kur'an okuma. Bizim borcumuz o. Evet. Çünkü onlar bizi emanet etti. Dedi bu ülkeyi diniyle, diyanetiyle, Kur'an'ıyla koruyacaksınız. Evet. Biz de onlara o vazifeyi yapacağız. Onun için Kur'an şenlikleri dediğimiz o şekilde ifade koymuştuk. Ama bundan sonra Kur'an yani şehitler ve Kur'an ziyafetleri, Kur'an şenlikleri olarak, Kur'an ziyafetleri olarak devam edecek. Gelecek senelerde inşallah. Ve bu Kur'an şenlikleri yaptı, Kur'an okunan yerler, yaptığımız yerlerdeki o şeyi yaylada bundan sonra orada eğlence şenliği olarak ben gördüm. Afişe etmişler orada. Biz onu şimdi Kur'an ziyafetlerin yapıldığı alanlar olarak değiştireceğiz. Hepsini levha yaptırıyorum. O levhaları oraya öbürkünü çıkaracağız. Onları oraya çakacağız. Evet. Ve ondan sonra orada insanlarımız belki de o bizim bir tane yapışımız 365 gün bizim orada Kur'an okumuş gibi Cenab-ı Allah sevabını verecek. Evet. İnşallah. İnşallah. Hocam bir de Rize'de tabii yayla şenliği söylediniz. Geçtiğimiz hafta Kur'an ziyafeti oldu. Hafızlık icazet merasimi oldu. Toplu icazet. Belki Türkiye'de ilk kez oldu. Çok mükemmel oldu. Çok da ses getirdi. 524 tane hafızımız Sahil Camii'nde. Gönül istedir ki alan daha büyük olsun ama öyle oldu. Sahil Camii'nde hocalarımızın riyasetinde icazetlerini aldılar. Tabii o icazetten önce sokakta yürümeleri, cübbe sarıklarıyla beraber gerçekten hoş bir görüntüydü. Güzel bir şeydi. Onun için de Rize müftüsü olarak ben de bir vatandaşımızın adında size teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun. Rize'ye böyle güzel şeyleri yaşattınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben tabii ona yol geliyorum Rize'mize. O zaman geldiğimde bu icazet merasimleri yapılıyordu. 3, 5, 10 böyle devam ediyordu. Yani güzel. Kardeşlerimiz bu iş için hani şey yapmışlar. Tebrik ediyorum.
ilgimi çekti bir vesika. 1939 yılında Kayseri'nin Hunat mı, Hanat mı ilçesi. Hunat mahallem bilmiyorum orada. Bakmadım da orasını. O beldemizde, o hani işte at ilçe ise, orada 4 kişiyle izin almışlar. 4 tane hafız yetiştirilmiş. Maşallah. O zaman. Bu insanlar çabuk unutuyor. İşte hani sen ile malul dedik ya, bizim milletimiz yani İslam milleti. Yani terk etmemesi lazım araziyi. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emanet ettiği o Kur'an-ı Kerim. Elhamdülillah hafızlarımız omuzların hedefine gidiyor. Kıyamete kadar onlar yürüyen hafızlar, gönülleriyle taşıyorlar. Siz de dahil tabii ki. Ben hariç. Onun için şimdi bu Kur'an-ı Kerim bu şekilde küçük boyutlarda yapılması, tamam Kur'an kurslarımızı biz hak veriyoruz. Ama bir de bunlar görünsün yani. 1939 yılında 4 çocuk için o kadar bir hafızlık merasimi yapılıyor. Vesika var bende. Gösterebilirim evet, de. Evet. Şey yapıyor. Kapıdan girdiği zaman herkes açılmış. 4 hafızı bekliyor. İçeri giriyor. Tam 40 dakikada mihraba varıyorlar. Ağlamalar, gözyaşları sel oluyor. Hani orası abartmayalım. Sel oluyor. Yani bizim hani şeyimizde var. Evet. Tarihimizde var. Evet. Geleneğimizde var. Sel oluyor. Hala diyor ki cübbeler varmış. Cübbeleri şey olmuş, yaşlanmış böyle, su gibi olmuş. Herkes öpüyor cübbelerini. Cübbede değil, o gönülde. Evet. Yani Kabe'nin şeyi mesela, biz gider işte o şeylerin taşını, toprağını, o toprağını öpme şeyini, perdesini öpmek için onda bir şey yok ki. Evet. Onu hayatta yaşamak, o zaten bir, onu biz yaptık veyahut da Arap, hani Suudi Arabistan yapıyor şu anda. Onun için oradaki esas olay önemli. Bundan dolayı şimdi ben dedim ki ya 1939 yılında 4 kişiyle bir de aynı zamanda caminin dışına taşmayacaksınız şartı var. Şimdi bir şey diyen yok. Yap diyor, yap. Yapabiliyorsan, imkanın varsa. İmkanı da oluştur, bu millet seviyor. Evet. Ben şimdi çok tebrik aldım. Para verenler şimdi Allah razı olsun diyor. Allah razı olsun. Evet, para verenler diyor ki Allah razı olsun böyle bir işi vesile olduk. Onlar vermesin. Ben ne yapacaktım? Benim param yok, pulum yok o kadar. Yani onlar... Güzel olsun hocam. Güzel. Ondan sonra bunlar şimdi bir de o yürüyüş insanları gururlandırdı. Görmek istiyor. Verdiği parayı o insanların şeylerdi, görmek istiyor. Bundan dolayı biz de tek yapılsın dedik. Herkes de Kur'an kurslarımı idarecilere, hocalarımızla görüştük. Hepsi de kabul etti. Yapıldı. Onun için şimdi de başka illerden de yani dediler bana hani biz de onun şeklinde yapalım. Evet. Ve yapmalarını da çok arzuluyorum. Neden bu artık? Yani Osmanlı nasıl yaptıysa Osmanlı'yı seviyoruz değil mi? Sevdiysen evet. Sevgilinin şeyini yaparsın. Evet. Bir adam, bir çocuk, bir genç 17 yaşındaki bir kız seviyorsa o ne dediğimi yapmaya çalışıyor. Sen evet. De sevdiğin sevgilinin şeyini yap, yerine getir. Eyvallah. Onun için biz Osmanlı'da da yapılmış bu icazet merasimleri. Biz de bunu yaptık. Yani biz bir şey yapmadık ki. Allah razı olsun. Allah, Rabbim razı olsun inşallah. Kur'an oku. Riyadan muhafaza eylesin. Amin. Şeytanın şerrinden tarfetü ayn, bir göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakmasın Rabbim. Gurur kibire düşürmesin. Onun için bizler istiyoruz ki her şey Rabbimizin rızası doğrultusunda. Yarın biz ölüp gideceğiz. Bizim mirasçı olarak o kardeşin gelecek nesillere kalsın. Ve mesela bu İnanıyorum ben artık inşallah yayla Kur'an şenlikleri kaldı, başlayacak. Her muhtarlarımız istiyor. Bundan sonra onu yapacağız. Bu icazet merasimlerde inşallah böyle olacak. Biz miat başlattık. Bundan sonra kardeşlerimiz devam etsin. Onun için fe inne dâlle alel hayri ketâilihi. Onun için biz bu ölçüyü benimsiyoruz. Bizim ölçümüz Kur'an ve sünnet. Öyle Ahmet'in, Mehmet'in söylemleri bizim için sıfır, elde sıfır. Evet. Rabbim ne söylüyor? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne söylemiş? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّهَا Allah Rabbimiz ayetiyle söylüyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde hem de ifade ediyor. Evet. Onun için biz bu şekilde kabul ediyoruz ve bu şekilde yürümek mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Allah da duygu ve düşüncelerimizde bizi zelil etmeden, zelle olsa dahi tekrar toparlanmayı
ve yek vücut olarak bu milleti tarihinden, bu geçmiş olan yakın tarihinden ibret alarak hedefini belirlemeyi bu millete Rabbim nasip eylesin. Ha. Ama bunun işaretleri görülmüştür. Onun için bu şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet eyliyorum. Abi. Şu anda gazi olan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onlar hür iradeleriyle, onlar şehit olmak için gittiler ama Rabbim ona nasip etmedi. Dedi ki sen milletini bekleyeceksin, bu davayı anlatacaksın diye onları geri bıraktı. Onlar da bu davayı anlatacak. Ben bunu yaptım, işim bitti. Yok. Devam edeceksin. Bizleri de diyor ki, siz de diyor, o yolda olacaksınız. Şimdi muhterem hocam, gerçekten 15 Temmuz'da bu şehitlerimiz, bu gazilerimiz bize 79 milyona bu vatanın tapusunu verdiler. Yani evi olmayan insan kesinlikle bilsin ki o gün ev aldı. Vatan bizim evimizdir. Onun için, onlar için şu anda belki gazilerimiz için, şehit aileler için, onların yetimleri, öksüzleri ümmetin yetimleridir, öksüzleridir. Bizim de boynumuzun borcu, boynumuza borçtur. Yani bankalarda vardır belki müftülük kanalıyla. Onlara yardım kanalını kesinlikle unutmayalım. Bu bizim borcumuzdur. Ne olursa olsun o yardıma da bizler destek vermek vallahi zorundayız diye düşünüyorum. Ben şöyle diyorum, borç da değil. Borç da değil. O bizim boynumuza geçirilmiş olan bir görev. Onu yapmazsan Allah'ın huzuruna varın hesabı veremezsin. Kesinlikle. Onlar bizim çünkü böyle canlarıyla, kanlarıyla verdiler, emanet ettiler. Tabii. Sen onların kanlarını, canlarını bu şekilde veren insanlara da hiç olmasın para, maddi yönünü veremezsen Allah onun hesabını sorar. Cenab-ı Allah onun hesabını sorar senden, benden. Onun için bu millet şehidine sahip çıkacak. Gazilerine sahip çıkacak. Vatanına sahip çıkacak. Bu vatan demek bizim inancımızın uygulandığı o sınırlar demektir. Biz oradan sorumluyuz. Çünkü mümin imanıyla, inancıyla hayata geçirmek mecburiyetinde. Bir iman hayata geçirilmiyorsa onun işte gördüğümüz gibi hiçbir işe yaramayacak. Eyvallah, eyvallah hocam. Onun için ben bu kadar söylüyorum. Tabii daha devam et, buyur. Evet, muhterem hocam. Yani gerçekten günler geçtikçe orayın vehametini daha iyi anlıyoruz. Yani işte 50 bin tane İngiliz askerinin Güney Kıbrıs'ta odaklanıp ülkemize gelmesi, bu bir darbeden öte işgal politikasıydı. Yani onun için şu anda algıyı onlar yapıyorlar. Yine algı operasyonuyla millete korku salmaya başladılar. İşte terör faaliyetleri başladı. Ama ne olursa olsun o çapulcular kesinlikle bu vatana, bu insanlara, bu vatanını seven insanlara gerektiğinde tankın önüne siper eden, gövdesini siper eden insana hiçbir şey yapamazlar, yapamadılar ve yapamayacaklar inşallah. Biz bunu gördük elhamdülillah. Şimdi şunu söyleyeyim mi? Ayet var, hadis var. Yani daha ben bu millet, bu insanlarımız ne diyeyim ki? Ben başka bir şeyle konuşamam ki. Ya. İmam-ı Azam var. İmam-ı Azam'ımız, hani Hanefi mezhebinde olanlar, Şafii, Hanbeli, Maliki de var, hepsi var. Hak mezhebi. Ama İmam-ı Azam Hazretleri ne demiş? El küfru milletün vahide. Ya bu zaten bu olacak kardeşim. Çanakkale'de bunlar bizi sindiremediler. Yıldıramaz'da yıkamadılar. Evet. Kültürleriyle yıkamadılar. Silahlarıyla yıkamadılar. İçe döndüler. Evet. İçimizden silahlı eylemcilerle yıldıramadılar. İman galip geldi. Ama o imanla beraber aksiyoner Müslümanlar bu işi. Evet. Yani imanla, sadece iman kalptedir. Kalpte. İslam alenidir. Onu ister. Evet. Yani İslam aleni ister. Namazını kılacaksın, ibadetini yapacaksın. Bir de Allah'ın emrettiği vatan için ne gerekiyor onları yapacaksın. İslam için mücadele vereceksin. Onun için el küfrü milletün vahide. Bunu başka yerde aramaya gerek yok ki. Hala daha biz o kadar yaklaşıyoruz Avrupa. Avrupa bizden, yani bize yaklaşmıyor. Ya onlar da işte bizi bu şekilde kullanmaya çalışıyor. Ya yapmazlar. Çünkü ne diyoruz biz? Ayet. Beş vakit namazda okuyor muyuz Fatiha suresini? Beş vakit namazı her rekatta okuyoruz. Hala her rekatta zamm-ı sure okumuyoruz da her rekatta Fatiha okuyoruz değil mi? Evet. Ne diyoruz en sonunda? Gayril mağdubi aleyhim varat dalin. Ondan sonra
Vitir namazlarında son rekatta ne yapıyoruz? Tekbir getirdikten sonra Allahümme iyyâke nâbudu ve leke nusallî ve nescûd. Ondan sonra nestaîn okuyoruz. Evet. Orada ne diyor? Ve nahlâhu ve netrukü men yefturuk. Evet. Ben diyor kafirlerin koyduğu kuralları söker atarım. Hani söküyor muyuz? Onun için sökeceksin. İnşallah. Kuralın, kafirin koyduğu. Kafir, o iş dış da var, iç de var. Zaten bunu ayırmamış ki Cenab-ı Allah. Sınır, kafirler sınır koymamış. Şuradan şurası kafirdir, buradan. Çünkü Medine'nin içinde kafirler vardı. Onları da söylüyor. Sınırı yok. Onun için kafir içinde de olur, dışarıda da olur. Her an için sana saldırabilir. Onun için mümin her zaman hem feraset sahibidir hem de takip, devamlı, uyanık. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şeytanın şerrinden beni yani göz kıpıncaya kadar bile onun ne yapma diyor? Onun şerrinden muhafaza. Yani şer derken sadece şeytan sana diyor işte şunu yap, bunu yap falan. Bütün her şeyi söylüyor. Yakin bütün olabilecek Müslüman müminin karşısında olan veyahut müminin için zarar verici olan bütün şerlerden küfrün entrikalarından ya Rabbi beni bir an olsun koru, muhafaza et. Evet. Hatayı düşürme. Muhterem hocam şöyle söyleyeceğim. Gerçekten 1915'te Çanakkale'de İngilizler işte ikindi çayını boğaza nazır içeceğiz diyen o zihniyet. Batı dünyası şu anda tam bir sarhoş halde. Yani çünkü o yine İngiliz general, İngiliz meclisinde bu Türklerin elinden Hazreti Kur'an'ı almadıkça siz savaş meydanında onları yenemezsiniz dediler. Evet, kültürleriyle, değerleriyle bizi maalesef irtica hortluyor. Safsatası adı altında değerlerimizden uzak kıldılar. O televizyon ekranlarında yapmış oldukları filmlerle bizi maalesef morfinleştirdiler. Ama şunu gördüler hocam 15 Temmuz'da. Ne kadar da değerlerini alsanız, kültürünü de alsanız, görüntü itibariyle yani İslam'ın sunmuş olduğu bir potre, bir çizgi kendisinde olmasa bile o insanın ölüme koşa koşa gittiğini gördüklerinde onlar şu anda demek ki bunların biz kalbinden o imanı söküp alamadık diye şu anda işin sarhoşluğundalar. Şu anda da inanıyorum ki tir tir titremekteler. Şimdi, onun için iman varsa imkan vardır diye düşünüyorum. O da var. O zaten öyle. Fakat Cenab-ı Mevla müminleri eğer onun dinine yardım ederseniz imtihan sorular yansıyor. Allah da yardım eder. Düştüğünüz yerden kaldırıverir. O gün ben o kardeşlerimizle görüştük. Orlarda mücadele birkaç kişiyle gördük, konuştuk. Diyorlar ki şimdi yapsak yapamam belki diyor. Şimdi yapsam yapamam belki. Amen. Onun için biz küfür ehli her zaman küfürdür. Bu hiç yani ajandanın bir nokta bir tarafı o evet. Duracak yani askıda. Her an için olabilir. Şimdi de olabilir. Böyle kafiri şu anda başka tuzaklar hazırlıyordur. Müminler, Müslümanlar evet. O tuzakları iyi. Yani böyle kendi inançla, imanla hazırlıklı olacaklar. Her an için gelebilir. Biz zaten Müslüman hiçbir zaman ne diyor? Devamlı uyanık olacak. Ama bizi uyuttular. Ne yaptılar? Hedef saptırdılar. Bizi başka yere yönlendirdiler. Kendileri o boşalttıkları yeri bir şeylerle doldurdular. Biraz önce söyledik. Yani bir yeri boşaltırsan oraya doldurman lazım. İyi veya kötü. Kafir de bunu yaptı. Bizi her şeyle oyalıyorlar ama oyalarken de başka şeylerle dolduruyorlar. Bunu doldurmak için kültürleriyle, elimizden Kur'an'ı almakla. Ben hani yani şunu söyleyeyim, ifade edeyim. İşte İngiliz başbakanı o zaman çağırdıkların işte biz bunların elinden bu Kur'an'ı nasıl alabiliriz? Evet. Abi dedi işte şöyle herkes bir şey söyledi. O dedi ki, yani o biliniyor İngilizlerin o biliyorsunuz meşhur adamlardan. O dedi ki, yani ben okumuştum şeyde böyle bir yaptıkları oyunlarla ilgili lise zamanlarımda bir belgede. Diyor ki bir havuz diyor. Havuzun içini balıklar. O balıkları oradan öldüreceksiniz. Nasıl yok edebilirsiniz? Herkes diyor işte bizden gitmiş o zaman elçi öyle diyorlar. Ben bilmiyorum da. Evet. Diyor o silahını çıkarırım vururum hepsini. Öbürkü diyor işte diyor suyu boşaltırım. Öbürkü bilmem ne diyor. Şimdi aşağıda da nehir var tabii ki. Deniz var. Suyu boşaltsa o suyla beraber o balıklar gidecek denize.
tamamen birden silahını çıksa vurdu, öldürse içerisinde kalacak o suyun yanında bir şeyler. Diyor öyle olmaz diyor. Eğer diyor siz bu Türkleri yani İslam milletini eğer yok etmek istiyorsanız gelirini giderini kapatacaksınız. Ondan sonra en küçük, en ufak bir yani şekilde o suyu boşaltacaksınız tek tek. Dışarıda akıntı yapmayacak şekilde, hani denize ulaşmayacak şekilde. İçeride de onu en ufak bir damla bırakmayacaksın ki o balın yaşama hakkını, hükmünü bırakmayasın oradan. Evet. Bunlar İngiliz meclislerinde konuşulan şeyler. Halen biz bu tarihi unuttuk mu? Bize söylediler bunları. E neden bu millet hani unutuyor? E göstermişler. Hazırlanmış tezgah. Ama şöyle, ama böyle uygulayacaklar. Ey Müslüman, sen de bir olacaksın. Allah ne diyor? وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ اَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِيمَتِهِ اِخْوَانَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنَّا İlâ ahir gidiyor. Cenab-ı Allah söylüyor. Evet. E sen ne o zaman? Kur'an önünde. E sen Kur'an'ı terk edersen başkasının kültürünü alacaksın tabii. Ondan sonra yok bizim memleketimiz Avrupa Birliği saldırıyor. Yok Amerika. E saldıracak tabii. Ya saldıracak bu muhakkak. Yani adamlar kuralı o. Tarihte hiçbir zaman yapmışlar mı şöyle böyle? Ah ben seni çok seviyorum. Gel ben seni ekonomiyle güçlendireyim. Sana top tüfek vereyim bedava. Der mi? O kadar enayi mi onlar? Onun evet. için sen kendini kurnaz kabul etme. Sen de uyanacaksın. Allah Kur'an-ı Kerim ne Cenab-ı Allah ne diyor? Ne diyor? Ey akıl sahipleri diyor değil mi? Ayet evet. oku. Çok ayet değil mi? Ulul elbab. Evet. Efele ta'gilun, efele tezekkül. Cenab-ı Allah söylüyor. Neden söylemiş bunu? Ulan unutmayın, unutmayın. Aklınızı toplayın, bir araya gelin. Mümin olun, kitabınızı, Kur'an'ına sahip çıkın. Böyle öteki Berkin'in laflarıyla, ifadeleriyle, onların yazdığı birkaç kitap, uydurucu kitaplarla kendinizi aldatmayın. Allah'a teslim olun diyor. Cenab-ı Allah'ın söylediği mi? Yanlış. Ya böyle bir şey olur mu ya? Sayın hocam, ben kızıyorum bazı zaman. Fakat ama üzülüyorum yani. Ya bu kadar Allah söylüyor. Kur'an'ı okuduğu zaman her surenin son efela tezekkarun. Ya söyleyip duruyor Cenab-ı Allah. Efela yakilun. Akıllanmayacak mısın? Yani böyle o öküz mü duracaksın diyor. Ya. Yani çalış diyor ya. Aklını başını topla. Kur'an'ın kitabını oku. İlim sahibi ol. Alim ol. Kimsenin oyununa gelme. Ya biz oyuna geldik. Ne kardeş Kur'an-ı Kerim ne güzel söylemiş ya Cenab-ı Allah. Oyuna gelmeyesin diye hep ayetlerin sonunda efela yetefekkerun, efela tetezekkerun söylüyor da söylüyor. Fel mi müttekir demiyor mu Cenab-ı Allah? Ve lekad yessarnel Kur'an'a nizdikri fehel min müttekir. E ne diyor bak yani. Evet. Biz diyor Kur'an'ı diyor kolaylaştırdık. Öğüt almanız için böyle böyle. Yani bu kadar Cenab-ı Allah söylüyor. Gitmiş adam geçen gün uçakta geliyoruz. Benim yanımda oturdu birisi. Bir kitap verdi bana. Kitabın için gavurca bir kitap. İsmini bilmiyorum ki okuyamıyorum zaten. İngilizcemi unuttum. Öğrendiydik, kursu bitirdiydik Ankara'da ama unuttum. Ondan sonra dedim nedir, ne yazıyor burada? Dedi bu dedi bu güzel bir kitaptır dedi. İnsanların birbirine karşı olan sevgilerini anlatıyor. Ulan dedim sen o sevgiyi bundan ta gavurcadan bulmuş gelmişsin. Ulan Kur'an var dedim Allah'ın Resulü'nün sünneti var. Onu okusana. Ondan sonra ya işte ben falan filan. Ya böyle dik olacaksın. Öyle yamuk yumuk olmayacaksın. Allah'ın kitabı en güzel sevgiyi anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Gidiyordu bir yerde bir kuş yumurta yavrularını yapmış oraya. Sahrada gidiyorlardı yani o ashab-ı kiramla askerle. Giderken Resulullah gördü. Belki de bunu bilmeyerek bunun üzerine basarlar diye. Onların başını ne yaptı? Evet. Bir tane askeri oraya dikti. Tam bittiği zaman dedi sen geleceksin onun için. Daha bundan iyisi var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyi var hayatında görmüşsünüz. Yani çocuk bile kuşu ölmüş. Resulullah onu taziye gitti. Bunu bile ya bu İslam'ın bir koyduğu güzelliktir da. Evet. Güzelliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bizim için ölçüdür. Bunlar ölçüyü gittiler gavurdan arıyorlar. Kafirden arıyorlar, Vatikan'dan arıyorlar. Ya kardeşim senin güzel bir kitabın var, bir de güzel peygamberin var. Ve mersenneke illa rahmeten lil alemin. Alem
kelam kibar ama söyleyeyim. Levlake levlake leme halaktü lefla. Yani böyle bir şey. Böyle bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bizim her şeyimiz kitabımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında, onların hayatında, ashab-ı kiramın hayatında mevcut. Onun için biz bunları benimsiyoruz. Ben başkası hepsi benim. Lafı güzardır. Ben öyle şey kabul etmiyorum. Eyvallah. Bunlar hepsi boş. Allah razı olsun. Hocam programın sonuna geldik. Son böyle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa vallahi ne söyleyeyim? Biz insanımızı seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, askerimizi seviyoruz, Allah polisimizi razı seviyoruz. Onlar Allah için hizmet etsinler. Biz de onlara canımız feda. Allah razı olsun. Onlar için dua ediyoruz. Onların güzel olması için hep duada bulunuyoruz. Bütün camilerimizde ne oluyor? Hocalarımızı söyledik. Herkes evet, onlara dua edecek. İnşallah. Dua sınır tanımaz. Sınır yoktur. Amerika'nın ta göbeğini gider, Washington'a ulaşır, Berlin'e ulaşır, İnşallah. Hamburg'a ulaşır, Lahey'e ulaşır, Amsterdam'a ulaşır, Paris'e ulaşır, uzun Brüksel'e ulaşır, ta o Brüksel'deki Avrupa Birliği'nin tam göbeğine de ulaşır. Sen iyi dua edersen hepsi de tutulur kalır. Burada tutulup kalıplar. Hemen bir dua edelim hocam kısa. Kısa dua. Ben kısa dua pek yapamıyorum ama Rabbim diyeyim ki amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkıbetülün müttefin. Ya Rabbi bizleri bu cihanda, bu dünyamızda sıhhat, afiyetler nasip ettin. Bizleri birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı nasip eyle. Amin. Kardeşlerimizi birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı nasip eyle. Amin. Şehitlerimize sonsuz güzellikler ihsan eyle. Amin. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam manası Rabbimizden anlamı مَا لَا عَيْنٌ رَيَتْ وَلَا اُزُنُ سَمِيَتْ وَلَا خَطَرَ فِي قَلْبِ بَشَرْ. Ya Rab işte o şehit olan şühedalarımızı o güzelliklere ulaştırıyorsun. Vaadim var. Bizlere de ulaştır ya Rabbi. Abi. Bu Müslümanları ulaştır ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi ulaştır ya Rabbi. Bizi unutkanlıktan, nisyandan muhafaza eyle ya Rabbi. Bu müminleri, Müslümanları birlik, beraberlik, kardeş olmayı nasip eyle. Abi. Hepinizden Allah razı olsun. Abi. Bütün bizi dinleyen kardeşlerimizi Allah'ın rahmetiyle selamlıyorum. El-Fatiha. Evet kıymetli Çay TV izleyicilerimiz, yine Cuma Saati programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Rize İl Müftüsü Muhterem İsmail Yalçın hocamızdı. Hocamızla iman ve istikamet üzere olmak konusunu işledik. İnşallah başka haftalarda başka konuları başka konuklarla işlemeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Cumanız mübarek olsun, gününüz hayırlı olsun. Hayırla kalın efendim.